Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Biliyorsunuz ki gitarda sağ elde ve sol elde egzersizler, eserler çalmaya başladık. Notaları öğrenmeye başladık ve hızlıca ilerliyoruz. Bugün sizinle kaliteli bir şekilde gitar akordu nasıl yapılır? Bununla alakalı bir ders yapacağım. Dostlar, gitar akordunu sıfırdan yapacağımız için hiç bilmeyen arkadaşa göre anlatacağım. Telefonunuzun uygulamasını açın, App Store ya da Google Play'den. Arama kısmına Pro Guitar Tuner yazın. Pro Guitar Tuner. Telefonunuza ücretsiz olan bu uygulamayı indirin. Diğer uygulamaları da indirebilirsiniz. Size kolay gelen diğer uygulamaları da indirebilirsiniz. Bana bu kolay geldiği için, bazı artıları olduğu için bu uygulamayı tercih et. Bu arada bu firmayla hiçbir şekilde sponsorluk anlaşması yapılmamıştır. Bunu da bilesiniz. Telefonlarımız sürekli yanımızda, istediğimiz zaman çıkartıp gitarımızı akort edebiliriz. Telefonumuza uygulamayı indirdiyse kısa ama önemli bir bilgi vereceğim. Kulak kesilin. Öncelikle gitarlarımızda şekli ne olursa olsun 6 tane teli var. Klasik ve akustik gitarlar için söylüyorum. Akordu kabaca şöyle tarif edebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz bir notaya istediğimiz bir teli çekmek ya da gevşetmek. Yani çekmeyi planladığımız sesle teli aynı sese getirmek, eşleştirmek, üst üste koymak. Akort bu demek. Akortsuz bir gitarla herhangi bir şey çalmaya çalıştığınızda şu sesi verecektir. İşte böyle bir ses verecektir. Bundan ne siz zevk alacaksınız ne de sizi dinleyenler. Gitarınızın tutuş yönü bu şekildeyken hangi tel, hangi akort kulağına denk geliyor? Bununla alakalı konuşalım. Arkadaşlar, birinci kulak, yani şu kulak en alt tel, ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü tel, beşinci tel, altıncı tel. Yani şuradan geliyor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki en alt teli buradan birinci burguyla ayarlayacağız. Gitar burgusunu bu şekilde büktüğümüzde tel gerilir, yani incelir. Bu şekilde gevşettiğimizde de adı üstünde tel gevşeyerek kalın ses verir. İnceltmek, kalınlaştırmak, germek, gevşetmek. Arkadaşlar, gitar akorduyla alakalı birkaç önemli husustan bahsedeyim, sonra da akorda geçelim. Şimdi gitarınızı yeni aldınız, teller çok gevşek olacaktır. Çünkü hiç akort yapılmadığı için en az 7-8 kez burguyu sıkıp daha sonra akort ayarlamaya başlarsınız. Ama hepsinde değil, bu bir istisna. Ama her yerde böyle olmayabilir. Muhakkak gitar eğer internetten almadıysanız, alsanız bile akordunu yaptırın bir kez, sonra küçük oynamalarla akordunu yaparsınız. Birincisi, gitarı yeni aldıysanız akort çok bozuk olur. İkincisi, yeni tel aldıysanız akordu yaptıktan sonra bir 5 dakika sonra akort bozulacaktır. Sonra akordunu tekrar yapacaksınız, sonra tekrar bozulacak. Yani bu 1-2 gün bu şekilde olabilir. Çünkü yeni tel aldığınızda teller oturana kadar akort bozulur. Üçüncüsü, gitarınızı sıcak ortamdan soğuk, soğuktan da sıcağa götürdüğünüzde akort bozulacaktır arkadaşlar. Küçük oynamalar, milim oynamalar olur ki bunları hemen düzeltebilirsiniz. Son olarak da gitarınızı düzgün bir yere ve düzgün bir şekilde koymadıysanız akort bozulur. Yani camdan güneş aldıysa akordunuz bozulabilir. Ya da koyduğunuz bir yerde akort kulaklarına dokunacak bir şey varsa akort bozulabilir. Artık sabırsızlandığınızı biliyorum. Akort yapmaya başlayalım. Evet kıymetli dostlar, programı indirdik ve programı açıyoruz. Açtıktan sonra böyle bir arayüz bizi karşılıyor. Alt tele, ikinci tele, üçüncü tele, hangi tele dokunursak o tel kırmızı, sarı ya da yeşil renklere bürünüyor. Bakın, ok yönüyle aşağı ya da yukarı gitarın tellerini ifade eden kısma bakıldığında hemen harflerin yanında ok yönüyle aşağı ya da yukarı gösteriyor. Ok yönü aşağıyı gösteriyorsa tel gergin, gevşet. Ok yönü yukarı gösteriyorsa gevşek, sıkman gerekiyor demektir.
Şimdi en alt telden başlayalım. Alt teli bir kez çekiyoruz. Ok yönünün yukarı mı aşağı mı olduğuna dikkat ediyoruz. Ok yönü görüldüğü üzere yukarıyı gösteriyor. Yani teliniz gevşek, bunu çekin demek istiyor. Çekiyoruz. Bir kez tele vurup sonra büküyoruz. Sonra bir kez daha teli çekiyoruz. Ne olması gerekiyor? E4 olması gerekiyor. Bakın. Sarı oldu. Yaklaştın diyor. Biraz daha çekip bir daha teli çekiyorum. Bu arada üstteki kadrana bakın. O da sizi yönlendirecektir. 0 olduğunda yeşil yanacak ve iki tarafta yeşil yanınca akordunuz oldu demektir. Bir daha teli çekiyorum. Kulağa çektim biraz daha. Bakın biraz daha yaklaştı. Üstteki kadrana bakın. Neredeyse yeşil oldu. Çok küçük çekiyoruz çünkü sıfıra çok yakınlaştı. Evet. Gelelim ikinci tele. Çekelim. Ok yönü nereye gösteriyor? Yukarıya. Demek ki gevşek bunu çek diyor. Yapalım. Çekiyorum. Sarardı biraz. Yaklaştık. Teli çekip akort kulağını biraz daha büküyoruz. Bir daha vuralım bakalım. Hala sarı. Biraz daha teli çekip akort kulağını büküyorum. Teli çekiyorum birkaç kez. Ne durumda olduğunu görmem lazım. Hemen ince ayar için yukarıdaki kadrana bakalım. Biraz daha çekelim. İşte ikinci telimiz de hazır. Üçüncü tele bakalım. Bakalım ok yönü ne tarafı gösteriyor? Teli çekiyorum. Üçüncü telde bakın ok yönü bu sefer aşağıyı gösteriyor. Diyor ki telin çok gergin. Eğer inceltirsen kopabilir. Onu biraz gevşet diyor. Biz de üçüncü kulağı tutuyoruz ve birazcık gevşetiyoruz. Tabii teli çektikten sonra her defasında teli çekin. Daha sonra kulağı gevşetin ya da çekin. Yapıyoruz. Evet, yaklaştık. Ok göstermiyor ama kadrana bakın ileride. Demek ki biraz daha gevşeteceğiz. Biraz daha. Biraz daha gevşet. Neredeyse bakın açık yeşil oldu. Koy yeşil olunca iş bitiyor. Ve gol oldu arkadaşlar. Üçüncü telede baktığımızda yemyeşil göreceğiz. Çekiyorum. Evet. Dördüncü tele bakalım. Dördüncü telimizde ok yönü aşağıyı gösteriyor. Hemen ayarlayalım o zaman. Ok yönü aşağıyı gösteriyorsa ne yapıyorduk? Tel gergin, biraz gevşet diyor. Biraz daha. Biraz daha. Açık yeşil oldu. Oldu. Şimdi arkadaşlar ince ayarları yapabilmek için yukarıdaki kadrana bakacağız. Eğer sol tarafa kaydıysa biraz germek gerekiyor. İleriye doğru yani sağa doğru gittiyse yani o sıfırı geçtiyse biraz gevşetmek gerekiyor. A2 olması gerekiyor ama bu B. A-B. Yani kadrana bakın ileride görüyor musunuz? Demek ki gevşeteceğiz. Ok yönü de bize diyor ki aşağı göstererek telin gergin, sakın çekme diyor. Gevşet diyor. Hadi yapalım.
Oldu mu sizce? Yukarı yeşil ama aşağı kırmızı. Demek ki bir terslik var. Yukarısı bakın yeşil ama B yazıyor. Biz A2 yapacağız. Demek ki ok yönü hala aşağıyı gösteriyor. Gevşet. Gevşet. Oo. Biraz kadrına bakın, biraz aşağı düştü. O zaman çekeceğiz. İncelteceğiz biraz. İşte bu. İki tarafta yeşil yandı. Şimdi en üst teli, son teli de yapıp dersimizi bitirelim. Ok yönü yukarıda bakın. Ok yönü yukarıda. Diyor ki tel gevşek, çek. Çek. Artık tele bakın. Turuncu gösteriyor, ok yönü yok. Ne yapacağız? Kadrana bakacağız. Biraz daha çekmemiz lazım. Kadran daha sıfıra ulaşmadı. Neredeyse ulaştı. Aman Allah'ım çok çektim. Harfleri düşünün. A, B, C, D, E, F diye. Çok çektiğim için gevşetiyorum biraz. E2 olacak o. Yine çok gevşettim. Bu sefer çekeceğim. Biraz ileri oldu bakın. Birazcık gevşetmem gerek. Evet. Evet dostlar, bir dersin daha sonuna geldik. Bence çok önemli bir dersti. Bozuk akortla gitar çalınmaz, kulağa hoş gelmez. Gitar dersleri devam etsin istiyorsanız beğenip ve yorum atmayı unutmayın. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.